Evet, Domenech yolumuza inşallah başlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda malum ihalesi olmuştu Domenech Tavşanlı yolumuzun. Şimdi işte müteahhit firmamız yer teslimle alakalı olan işlemleri yapıyor. Bölge müdürümüz burada. Milletvekillerimizle beraber, il başkanımızla beraber biz de yollara alakalı son durumu bir görmeye, değerlendirmek için buraya geldik. Tabii uzun yıllar Tavşanlı Domenech arasındaki yol tabii AK Parti döneminde ciddi anlamda bizim önemsediğimiz yollardan bir tanesiydi. Ancak tabii geçtiğimiz yıllarda ihalesi olmuştu. Müteahhit firma çalışmaya başlamıştı ama bir takım nedenlerden dolayı müteahhit firma işi bırakmak durumunda kalmış idi. O günden sonra da bir tekrar devreye girdik. Aradan işte 15 Temmuzlar, başka dünya krizleri vesaire girmesine rağmen şu son dönemde artık inşallah Domenech yolunu başlıyoruz. Yani bu başlıyoruz ifadesi şöyle, bir dahaki seneye de kalmayacak. İnşallah işte bölge müdürümüzün ve müteahhit firmamızın sahibi ile biraz önce yaptığımız görüşmede bu sene içerisinde yani Ekim ayına kadar Domenech'in giriş ve çıkışla alakalı olan kısmın bölünmüş yol kapsamında yapılması işini bitirecekler inşallah. Önümüzdeki yıllar itibariyle de 2023 yılının sonuna kadar yolun tamamıyla ilgili bitirmeyi planlıyoruz. Hesabımız o şekilde. İnşallah Rabbim başka bir mani vermez diyorum. Söylemeyecektim ama belki müdürümüz ifadeler 180 milyon civarında bir rakama tekabül ediyor. İşin bitiminde tabii hangi rakama ulaşacağını şu anda bilmiyoruz. Eskale edilecek rakamlarla beraber. Domenech halkına inşallah hayırlı olur temennisinde bulunuyorum. Tabii şöyle bu sene biz Domenech'e ilçe başkanımız da burada bir hastane, entegre hastane inşaatımızın ihalesini yaptık burada. Hapishanenin ihalesini yaptık. Çukurca Göleti ve Çamlıca Göleti'mizde sulama ile ilgili son noktada idi. En son aldığımız bilgiler doğrultusunda sulama da bitmek üzereydi. Dolayısıyla bu yolla birlikte Domenech ile alakalı ciddi anlamda bir hizmet akışı oldu 2021 yıl içerisinde. Önümüzdeki yıllarda bu hizmetlerin tanınmasına hep beraber inşallah şahit olacağız. Ben Domenech halkına tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah tekrar bu yolun takibiyle ilgili devam edeceğiz takibine. Yolu inşallah 2023 yılında bitirmeye hazır ediyoruz. Teşekkür ederim. Tabii şu anda milletvekillerimizle, firma temsilcimizle ve Karayollar Bölge Müdürlüğümüzün temsilcileriyle, mühendis kardeşlerimizle, teşkilat mensuplarımızla birlikte Tavşanlı Domenech yolunun başlangıcındayız. İnşallah tabii bir noktasına kadar yaklaşık 7.1 kilometrelik kısmı bölünmüş yol. Geriye kalan 28.5 kilometrelik kısmı da tek yol olarak devam edecek bu proje. Bu da gerçekten yüksek standartlarda bir proje. Bununla ilgili sanat yapılarının, diğer çalışmaların hepsi bir anda başlamış olacak. Zira tabii önümüzdeki süreçte farklı söylentilerle çıkmakla birlikte bu süreci bilenler bilirler. İhale sürecidir. Firma ihaleyi kazanır. Sonrasında itirazlar olur. Bu itirazlar karara bağlanır. Daha sonra da müteahhit firma kendisine bir şantiye yeri bulur. Şu anda da o sürecin içerisindeyiz. Aslında itirazlar sonuçlandı fakat sadece birkaç tanesiyle ilgili bir süreç var ama müteahhit firmamız sağ olsun şantiye kurma çalışmalarına başladı. Hızlı bir şekilde buna devam ediyor. Yakın zamanda inşallah şantiyesini kuracak ve çalışmalarına da başlamış olacak. İnşallah tabii ki Domenech'imize hayırlı uğurlu olsun. Bunun başlangıcında bakanımızla birlikte bu yol üzerinde onun aracıyla birlikte dolaşmış ve bu yolun müjdesini çok kısa bir süre sonra almıştık. İhale sürecine geçileceği söylenmişti ve şu anda da inşallah başlangıç aşamasındayız. Rabbim kazasız belasız inşallah tamamlamayı nasip etsin. Gerçekten yüksek standartta bir yol olacak. İşte belli yerlerde ciddi bir düzenleme yapılacak. Örneğin Tunç Bilek geçişi artık bir nevi Tunç Bilek'in çevre yolu şeklinde olacak. Muhacir geçişlerindeki o virajlar düzelmiş olacak. Bu manada gerçekten Tavşanlı ve Domenech arası oldukça kısalacak. Yüksek standartlarda insanlarımızın yolculuğu ve o konforu sağlanmış olacak. Ben tekrar buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Müteahhit firmamıza da kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İl başkanımız ve vekilimizin de söylediği gibi bugün teşkilatımızla birlikte bölge müdürümüz ekibiyle ve müteahhit firmamızla birlikte Domenech yolumuzu hem inceleme hem de başlangıç noktasında istişarelerimizi yapmak için buradayız. Firmamızla, müteahhit firmamızla görüştük. 2023 içerisinde inşallah tüm yol bitecek. Uzun süredir bizim de
gayret ettiğimiz ve bakanımız geldiğinde de kısa bir süre içerisinde müjdesini aldığımız yolumuz inşallah başlayacak ve bu yıl içerisinde bölünmüş yol kısmı giriş ve çıkış noktasında bitmiş olacak. Doman içimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Ahmet Vekilimiz de bahsetti. Diğer yatırımlarımızla birlikte Doman içimiz inşallah güzel bir şekilde hizmet almaya devam edecek. Bazı farklı yönde çalışmalarımız da var. Onlar da inşallah oldukça sizlere açıklayacağız. Ama her ilçemiz olduğu gibi Doman işte bizim göz bebeğimiz. Bu noktada da yatırım noktasında elimizden gelen gayreti il başkanımızla, vekillerimizle birlikte gösterdiğimizi ifade ediyorum. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum.